Seçim sonuçları yayınlanmaya başladığından beri kazanan ve kaybedenleri konuşmaya da devam ediyoruz. Bu noktada gözler eski başkan Donald Trump'a gidiyor. Yakın süre içinde 2024 başkanlık seçimi için adaylık açıklaması bekleniyordu. Ancak henüz bir açıklama yok. Öte yandan 2024 başkan adaylık olsa da bile ismi güçle ilerleyen bir isim daha var. O da Florida valisi Ron DeSantis. Onunla ilgili küçümseyen açıklamalar yaptı Trump. Cumhuriyetçi Parti nasıl değerlendiriyor bu sonuçları? Nedir son bilgiler? Mehtap, evet, kırmızı dalga Cumhuriyetçi Parti'nin beklediği gibi bir boyutta kırmızı dalga olmadı. Bu durumda Cumhuriyetçi Parti içerisinde ara seçim sonrası ortaya çıkan tablonun sorgulanmasına ve 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte adaylık ve Cumhuriyetçi Parti'nin de kongrede liderlik konusunda bir takım parti içerisinde tartışmalara yol açtı. Önümüzdeki hafta Salı günü Trump'ın 2024 adaylık açıklaması bekleniyordu. Fakat ara seçimde ortaya çıkan tablonun ardından da Aralık ayında malum Georgia'da ikinci tur seçime gidilecek ve parti içerisinde de Georgia seçimlerine odaklanılması yönünde çağrılar yükseldi ve bu sebeple de Trump'ın adaylık açıklamasını ertelemesi yönünde çağrılar dile getirildi. Özellikle Trump döneminde Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görev yapmış olan Kayleigh McEnany katıldığı Fox News yayınında, programında hiçbir olası adayın 6 Aralık'ta Georgia'da yapılacak ikinci tur seçimlerden önce adaylığını açıklamaması gerektiği görüşünü ifade etti. Ama bu çağrılar, bu mesajlar Trump cephesinde karşılık bulacak mı? Orası yine belirsiz. Bir yandan eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da 2 gündür paylaştığı mesajlarda yine herhangi bir delile dayanmadan bir takım iddialarda bulunmayı sürdürüyor. Pensilvanya'da Mehmet Öz'ün, Cumhuriyetçi Senatör adayı Mehmet Öz'ün yarışı Demokrat rakibi John Fetterman karşısında kaybettiği Pensilvanya'da seçimin çalındığını ileri sürdü. Örneğin yine herhangi bir delile, bir kanıta dayandırmadan oy sayımının normal şekilde devam ettiğinin belirtildiği ve ısrarla vurgulandığı Arizona ve Nevada'da sonuçların kasıtlı olarak geciktirildiği iddiasını ortaya koydu. Bir yandan da tabii ara seçim sonrası ortaya çıkan tablonun ardından Amerika'da muhafazakar medya organlarında, yani bir dönem Trump'ın aslında büyük destekçisi olan muhafazakar medyada Trump'a yönelik eleştirilerin tonunun sertleştiği de gözlemleniyor. Bilhassa medya patronu Murdoch'a bağlı New York Post ya da Wall Street Journal gibi yayın organlarında Trump karşıtı bir takım görüş yazılarının yazıldığını, kaleme alındığını söylemek mümkün. Hatta Wall Street Journal'da tam biraz önce sen de söylemiştin, Cumhuriyetçi Parti içerisinde yükselen bir yıldız olarak değerlendirilen ve valilik seçimini bir kez daha kazanan Florida valisi Ron DeSantis'i öne çıkaran, Trump karşısında güçlü bir aday profili çizdiğini ifade eden bir görüş yazısı da yer aldı. Bunun dışında yine muhafazakar basında eski başkan yardımcısı Mike Pence'in Donald Trump'la Son Günlerim adlı yeni kitabından bazı bölümler de yayınlandı. Yazıda o bölümlere de yer verildi. Dolayısıyla muhafazakar medyada Trump'a yönelik bu eleştiriler dikkat çekici. Bir yandan da Cumhuriyetçi Parti'nin kongre liderliğine ilişkin tartışma devam ediyor. Senato liderliği için bir oylama yapılması bekleniyor önümüzdeki dönemde aslında Cumhuriyetçi Parti'de. Fakat bunun ertelenmesi yönünde bir takım çağrılar var bazı senatörlerden. Bir de tabii Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçtiği netleşir ve kesinleşirse orada da yine Kevin McCarthy'yi, yani Temsilciler Meclisi Başkanı olması halinde ona da Trump yanlısı bir takım isimlerden bir takım itiraz seslerinin yükseldiğini söylemek de mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Cumhuriyetçi Parti içerisinde hareketli süreçlerin yaşanması olası, Mehtap.